Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Çember analitiğindeki bir diğer adım, çember ile doğrunun birbirine göre durumları. Sanki farkı yanlış bir başlık atılmış gibi. Hayır, çember ile doğrunun birbirine göre durumunu inceleyeceksek ilk önce noktanın doğruya uzaklığını hatırlamamız gerekiyor. Noktanın doğruya uzaklığı nasıl bulunurdu? Ax artı by artı c doğrusu var. Bir tane de x0, y0 noktası mı var? Şu x0'ı şurada x yerine, y0'ı y yerine yazarız. Ax0 artı by0 artı c mıdıldak içerisine alıp kök içerisinde a kare artı b kare yazarız. Bu bize bu noktanın bu doğru üzerindeki iz düşümüne olan uzaklığını verir aslında. Dolayısıyla noktanın doğruya uzaklığı hesaplanır. Peki bunu neden yapıyoruz? Onu da söyleyelim. Aslında birazdan daha net göreceğiz. Eğer bir çemberin merkezinin doğruya uzaklığına baktığınızda eğer bu doğruya uzaklık yarı çapa eşitse demek ki çemberle doğru teğet. Eğer bu merkezin doğruya olan uzaklığı yarı çaptan küçükse demek ki merkez doğruyu kesiyor, çember doğruyu kesiyor. Eğer yarı çaptan küçükse demek ki bu çember yarı çapa, doğruya hiç dokunmadan yoluna devam ediyor. Mesela merkezi 2, 3 olan çemberin merkezinin bu doğruya uzaklığı. X gördüğün yere 2 yaz, eksi 2 çarpı. Y gördüğün yere 3 yaz, eksi 1. Böyle kök içerisinde x'in katsayısı 1 mi? 1'in karesi, eksi 2, eksi 2'nin karesi. Sonuç. Eksi 4, eksi 5 yani mıdıldağı 5 bölü kök 5 olacaktır. O da kök 5 olarak yazılır. X artı 3'ün karesi artı y eksi 1'in karesi eşittir 9 çemberinin merkezinin. X eşittir eksi 6 doğrusuna uzaklığı. Şimdi bu çemberi tam olarak oluşturabiliyorum ben. Apsisi eksi 3. Ordinatı 1. Daha sonra yarı çapı 9 birim. Yarı çapı, özür diliyorum saçmalama Vural. 3'ün karesi olduğu için yarı çapı 3 birim. Şu merkezde yarı çapı 3 birimse tam olarak buraya teğet geçiyordur. Tamam. Şimdi burası eksi 6 doğrusu değil mi zaten? Evet. Neden? Burası 3 birim yarı çapı 3 birimse. Evet tam da burada teğet geçiyor. Neden? Burası 3 birim, burası da 3 birim. Eksi eşittir eksi 6 doğrusuna uzaklığı 0 birimdir. Zaten merkezin koordinatlarına olan uzaklığına baktığınızda tam 3 birim olduğunu göreceksiniz. Yani yarı çapa eşit. O zaman bir uzaklık yok arada. Çemberinin merkezinin 3x eksi 4 y artı 15 doğrusuna uzaklığı. Hemen x eksi 2'nin karesi artı y artı 1'in karesi tam kare yazma. Yarı çapa ihtiyacım yok. Çünkü kesiyor mu kesmiyor mu diye sormuyor. Uzaklığını soruyor. Hemen bakalım. 3 çarpı apsisimiz 2. Eksi 4 çarpı apsisimiz eksi 1. Artı bir de 15 mi var? Evet. Böyle kök içerisinde 3'ün karesi artı eksi 4'ün karesi. 6 ile 4'ü toplayalım. 10, 25 bölü 5. Sonuç 5 çıkacaktır. Demek ki bunun uzaklığı 5 birimmiş. Şimdi az önceki kısma gelelim. Eğer merkezin doğruya uzaklığı yarı çaptan büyükse, yarı çaptan büyükse doğru çemberi kesmez. Bir dakika, burayı doğru mu yazmışlar? Bizim Bekir diye bir arkadaşımız var, o yazıyor. Bekir'in kafa ara sıra gidiyor. Bazen benim de gidiyor, o yüzden iyi okumam lazım. Eğer MH mesafesi yarı çaptan büyükse, yani MH daha uzak, yarı çap daha küçük. Aferin Bekir. Özür diliyorum suizan ettim hakkında. MH yarı çapa eşitse teğet olur. Doğru. MH R'den küçükse yani yarı çaptan küçükse MH o zaman çemberi ne yapacaktır? İki noktada keser. Mesela MH şurada olsaydı eğer şu H noktası yarı çaptan ne olacaktı? Küçük olacaktı ve gerçekten de iki noktada kesecekti. Aslında bu da güzel bir şey. Neden? Ezbere gitmiyorum. Kafamda yorumluyorum bu ifadeyi. Çünkü ezberlersem ki ben ezberleyemem. Mutlaka unutur ve hata yaparım. Şimdi o zaman hadi merkezi bu olan doğru. Bu doğruya merkezi bu olan çember. Bu doğruya teğetse. Çember doğru. Eğer teğetse merkezin doğruya olan uzaklığı yarı çapı verecektir. Hadi bakalım. 5 eksi 2 çarpı eksi 1 noktayı yerine yazarak uzaklığı hesaplıyorum bu arada. Bölü kök içerisinde 1'in karesi artı eksi 2'nin karesi. 7, 10. 10 bölü kök 5 kendileri 2 kök 5 olur. Bu şu demektir.
Merkezin doğruya uzaklığı bana yarı çapı verdi. Demek ki yarı çapı 2 kök 5. O zaman x eksi 5'in karesi artı y artı 1'in karesi eşittir 2 kök 5'in karesi. Bu da bana çemberin standart denklemini verecek. Alamadım. Merkezi eksi 6'ya 2 olan çember x artı eksi 2 doğrusunu 2 farklı noktada kesiyor. Çemberin yarı çapının en küçük tam sayı değeri kaçtır? Eksi 6'ya 2 ve 2 noktada kesiyor. Şöyle yapalım mı? Şöyle bir çember var. Eksi 6'ya 2. Şöyle diyelim. Şu doğruyu 2 noktada kesiyor. Bu doğru hangisi? X artı y eksi 2 eşittir 0. O zaman bu merkezin doğruya olan uzaklığı yarı çaptan küçük. Merkezin doğruya olan uzaklığı yarı çaptan küçük o zaman. Merkezin doğruya uzaklığı eksi 6 artı 2 eksi 2 bölü kök içerisinde 1'in karesi artı 1'in karesi küçüktür. R olmak zorunda. Güzel. 6 bölü kök 2, 3 kök 2 küçüktür. R. 3 kök 2 kök 18 demektir. Küçüktür. R. Demek ki R sayısı 4'ten büyük bir sayı. Alabileceği en küçük tam sayı değeri 5. Vallahi de billahi de ezberleyemezsiniz. Şöyle çizin. Yani ezberlersiniz belki, benden zekisinizdir, o ayrı bir şey. Şöyle çizin, mantığını düşünün. Eğer iki farklı noktada kesiyorsa bu noktanın bu doğruya olan uzaklığı demek ki yarı çaptan daha küçük deyin. Ondan sonra işlem yapın. Çemberinin doğrusu ile kesiştiği noktalar arasındaki mesafe. Bırak kesiştiğini bilmeyi. Kesiştiğini söylüyor da, hadi bu kesiştiği noktaları bul diyor. Çok enteresan. Şimdi bir düşünmem lazım. Merkezi 2'ye eksi 1. Yarı çapı 6 birim olan bir çember var. Bu çember 4x artı 2y eksi 6 eşittir 0 doğrusunu iki farklı noktada kesiyor. Peki şöyle mi yapsak, bu uzaklığı bulsam? Tabii ki yarı çap 6 birim. Ben bu uzaklığı bulayım. Bu, dikkat ederseniz, ikizkenar, çünkü kirişi ortalamak zorunda. Burası da 6. Dolayısıyla ben bu uzaklığı bulup Pisagor'dan burayı hesaplarım, 2 ile çarparım. Yoksa çemberle doğrunun kesişimini nasıl bulurum biliyor musunuz? X'i yalnız bırakırım. Y'li denklemi burada yerine yazarım. Çok uzun sürer. Tamam. O zaman olay bende. Merkezin koordinatları 2'ye eksi 1. Hemen bulalım. 4 çarpı 2 artı 2 çarpı eksi 1 eksi 6. Güzel. Harika. Fıstık gibi. 4'ün karesi artı 2'nin karesi. Eksi 8 artı 8. 8 eksi 8. Bir daha bakayım mı? 2'ye eksi 1. 0. Harika bir şey çıktı. 0 çıkması ne demek biliyor musunuz? Demek ki tam merkezden geçiyor bu doğru. Tam merkezden geçiyorsa kestiği noktalar arasındaki uzaklık yarı çap artı yarı çaptan 12 birim çıkacak. Nasıl böyle 0 çıktı? Nasıl ayarlamışız bilmiyorum. Bir daha bir kontrol edeyim. İzin verin. 4, 8, evet 0. Anlaştık değil mi? Eğer noktanın doğruya uzaklığı 0 ise demek ki nokta doğrunun üzerinde demektir. Nokta doğrunun üzerindeyse bu doğru merkezden geçiyor. Burası da yarı çap, burası da yarı çap. 6, 6 daha 12 birim olacaktır. Birbirine göre durumlarını inceleyiniz diyor. Hele bir inceleyek. Tamam. Merkezi eksi 5'e eksi 4. Yarı çapı 5 birim. Merkezin bu doğruya uzaklığına bakalım. 2 çarpı eksi 5. 5 çarpı eksi 4 artı 1. Bölü kök içerisinde 2'nin karesi artı 5'in karesi. Eksi 10, eksi 20, eksi 30, eksi 20. Evet, eksi 29, kök 29. Pardon, 29 bölü kök 29'dan cevap kök 29. Yani merkezin doğruya uzaklığı kök 29 birim şurası. Yarı çapı 5 birim. O zaman şöyle daha kısa kalıyor. Demek ki bu çember doğruyu kesmiyor. Bu kadar basit. Çemberinin birbirine göre durumlarını belirleyiniz. Birbirine göre durumlarını hay hay belirleyelim. Kesiyor mu kesmiyor mu bunu bakmam lazım. İlk önce bunu bir standart denklem olarak yazayım. Çünkü yarı çapına da ihtiyacım var. X eksi 3'ün karesi. Eksi 6 x'ten anladım bunu. Y artı 2'nin karesi artı 4 y'den anladım. Gene aynı mantık, dikkat edin. Buradan 9 gelecek, buradan 4. 9 4 daha 13. Ama burada 9 var. Demek ki 4 çıkartacağım. 13 geldi. 4 gitti. 9 kaldı. Harika. Eşittir. X eksi 3'ün karesi artı Y artı 2'nin karesi eşittir eksi 4. Yani
2'nin karesi olacaktır. Tamam. O zaman merkezin koordinatları 3'e eksi 2. X yerine 3. Y yerine eksi 2 yazalım. Artı 19. Kapat. Bölü. Kök içerisinde 3'ün karesi artı 4'ün karesi. 9 eksi 8 artı 19. Bölü. Kök içerisinde 25. Bir 20 bölü 5'ten 4. Yani bu noktanın bu doğruya uzaklığı 4 birim. Noktanın doğruya uzaklığı 4 birim. Yarı çapı 2 birimdi. O zaman yine birbirlerine ne yapmazlar? Kesmezler diyebiliriz. Hoppa. Şimdi de bir doğru vermiş ama doğruda bir eksiklik var. Diyor ki çemberi kesmiyor. Hemen tam kare yaz. X eksi 4'ün karesi. Y artı 6'nın karesi. Buradan 16 gelecek. Buradan 36, 52. 52, 16 yapmak için eksi 36 dememiz lazım. Tamam. O zaman x eksi 4'ün karesi artı y artı 6'nın karesi eşittir 6'nın karesi. Yani merkezi koordinatları 4'e eksi 6, yarı çapı da 6 birim. Şimdi kesmiyor diyor. Bir tane hücre çizelim. 4'e eksi 6. Şu da 5x artı 12y artı k. Şimdi eşittir 0. Merkezin koordinatlarını buraya yerine yazdığımda buranın yarı çaptan daha uzak olması gerekiyor. Yani 5 çarpı 4 artı 12 çarpı eksi 6 artı k'nın mıdıldağı bölü 5'in karesi artı 12'nin karesi. İşte bu uzaklık büyük olmalı yarı çaptan. Yani 6'dan. Burası zaten 5, 12, 13 üçgeninden 13. Karşı tarafa gönder 78. Burası eksi 72, 20 daha. Eksi 52 artı k büyüktür 78. Şimdi iki aşamalı eşitsizlik var. Büyüktür olduğunda durum ne oluyordu? Bir aynen çıkar. Eksi 52 artı k büyüktür 78. Buradan k büyüktür 130. Bu birinci durum. İkinci durum da şu oluyor. Eksi 52 artı k küçüktür eksi 78. Çünkü eksi 78'den küçük olursa eksi 79, eksi 80 gibi sayılar olur. Mıdılda 78'den ne olur? Büyük olur. Buradan da k küçüktür eksi 26. Doğru mu? Vallahi doğru. O zaman şöyle diyeceğiz. K'nın alabileceği en küçük pozitif tam sayı değeri eksi 26'dan büyük ya da 130'dan küçük. Eksi 26'dan küçük ama burada pozitif tam sayı yok. 130'dan büyük var. 131'dir diyebiliriz. İnşallah işlem hatam yoktur. Hemen devam. Çemberi ile merkezin koordinatları 0'a eksi 4 hemen yazalım. Yarıçapı R. Bu doğrunun ortak noktası olmadığına göre demek ki yarıçaptan büyük mesafe gene. Şu mesafe yarıçaptan büyükse ortak noktaları olmaz. O zaman kök 3 çarpı 0 eksi 2 çarpı eksi 4 artı 6 değil mi? Bölü kök içerisinde kök 3'ün karesi 3 eksi 2'nin karesi 4. Büyüktür yarı çap demiştik zaten az önce. Burası gitti 14 8 6 daha 14 bölü kök 7 büyüktür R. Burası kök 7 ile sadeleştir 2 kök 7 büyüktür R. R'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri. Dikkat ederseniz 28 oluyor değil mi burası? Kök 28 büyüktür R olduğuna göre. Kök 28 ile de kök 25 olursa sağlıyor en çok. O da kaçtır? 5'tir. Ve geldik son soruya. Birbirine en uzak noktaları arasındaki mesafe. Bir dakika. Birbirine en uzak iki noktası nasıl olur? Çember burada. Doğru buradaysa birbirine en uzak mesafe şu ve şu olacaktır. En uzak. Aslında tamam soruyu biraz kaliteli yapmaya çalıştık ama şöyle bir ifade var. Bu doğrunun en uzak noktası şöyle sonsuza kadar gidebilir diyebilir birisi. Biz şu iz düşüm üzerinden en uzak noktayı hesaplayalım. Yani aslında kastettiğimiz yer şurayla şurası arasındaki mesafe. Bunu nasıl hesaplayacağız? Bunun için ilk önce bir bakalım doğruyla çember birbirini kesiyor mu? X artı 4'ün karesi artı Y eksi 3'ün karesi 9, 16, 25 olacak. Artı 20 var. Demek ki eksi 5 var. Eşittir sıfırdan. X artı 4'ün karesi artı y eksi 3'ün karesi eşittir kök 5'in karesi. Yani yarı çap kök 5. Bunu bulduk. Şimdi merkezle doğru arasındaki uzaklığa bakalım. Eksi 4'e 3 mü merkezin koordinatları? Evet. 2 çarpı eksi 4 artı 1 çarpı 3 eksi 5'in mıdıldağı bölü
Kök içerisinde 2'nin karesi artı 1'in karesi. Eksi 8, eksi 5, eksi 10. Mutlak değeri 10 bölü kök 5. Yani 2 kök 5. Şimdi şu mesafe 2 kök 5. Evet. E şu mesafede yarıçap olduğu için kök 5 değil mi? Doğru. O zaman bu çemberin bu doğruya en uzak noktası, böyle sormamız gerekiyordu. En uzak noktası 3 kök 5 birim uzaklığında. Sevgili arkadaşlar, nihayet bir konuyu daha tamamladık artık. Geometriyi de bitirdik sayılır. Tabii ki genel tekrarlarımız, konu anlatımlarımız olacak. Yer yer sınava kadar beraberiz. Sizlerden ricamız, artık bol bol deneme çözmeye başlayın. Girin lütfen sitemize, konsantrasyon denemeleri ya da online denemeleri çözün, analizlerinizi görün. Asla ve asla denemeleri bırakmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.